Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, oldukça sıcak bir cumartesi gününde karşınızdayım. O yüzden gerçekten terledim bile mutfakta olmak. İyicene sıcak. Bugün sizlerle birlikte patlıcan kumpir yapacağız. Aslında hani kumpir malzemeleri olmayacak için ama yapılış mantığı olarak öyle olacak. Çünkü patlıcanları fırına koyacağız. Sonrasında içini tereyağı ve peynirle karıştıracağız. Üzerine de çok güzel kıymalı bir sos. Aslında bolognese sos yapacağım. Bolognese sosumuzu dökeceğiz. Böylece kendimize bir patlıcan kumpir yapmış olacağız. Siz tabii ki içerisine istediğiniz farklı malzemeleri de kullanabilirsiniz. Ben de ilk defa deneyeceğim. O yüzden çok heyecanlıyım ama içinde patlıcan varsa, kıyma varsa bence kesinlikle kötü bir şey çıkmayacaktır zannediyorum. Ve sizlerle birlikte deniyorum. En sonunda tabii ki lezzeti nasıl olmuş sizlerle bunu da paylaşacağım. Umarım ki tarifimi beğenirsiniz. Hadi şimdi hemen başlayalım. Evet. Öncelikle yağlı kağıdımızı ayırıyorum. Kağıdı buruşturduğunuz zaman, böyle açtığınız zaman çok daha rahat oluyor. Şöyle iki tane şişko patlıcanlarımdan var. Hemen keselim. Şöyle baş kısmını da kestim ben. Şurasını. Şimdi patlıcanlarımızın içerisini şöyle iyi pişsinler diye kesiyoruz. Gözlemleye pişireceğim. Fırından çıktıktan sonra tekrar karşınızdayım. Orada tabii ki içini yapacağız. Gelelim patlıcan kumpirimizin içini yapmaya. Gördüğünüz gibi tavaya çok az yağ koydum. Kıymayı ekleyeceğim. 1 soğan, 3 diş sarımsağım var. Onları ekleyeceğim. Domates püresi ve de maydanoz koyacağım. Belki biraz daha uçunu edelim. Tam bir bolognese sos tadında olsun diye. Genel olarak böyle bir kıyma sos yapacağım. Hadi bakalım başlayalım altını açarak. Biraz önce gördüğünüz 2 tane patlıcan için, 2'ye böldüm bunları, 2 şişko patlıcan için 250 gram kıyma kullanıyorum bu arada. Soğanlar birazcık ölene kadar bekleyeceğim. Ondan sonra domates püremizi ve baharatlarımızı koyacağız. Belki de biraz havuç, bilmiyorum, emin değilim nelerini versem. En sonunda da artık pişmesine yakın zamanda da ne yapacağız? Yeşil kremizi ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi soğanlarımız da böyle hafif hafif öldüler. Çok da kıymanın içine yok olmadan. Şimdi önce domates püremi ekliyorum. Hatta sabah kahvaltıdan kalan birkaç domates parçası vardı. Bunları da ekleyeceğim. Kesilmiş. Hazır. Baharatlarımı ekliyorum. Tuz. Tuzu biraz bol koyuyorum. Çünkü patlıcanı da koyar mıyım ya da koyarım. Tamam, çok bol koymadım. Normal yemekli. Şöyle kırmızı pul biber. Karabiber. Biraz da şöyle kıyayım. Azıcık su koyalım üstüne. Şimdi biliyorsunuz ki tereyağı ve peynir koyacağız. Ama önce şöyle bir kaşıkla açayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel
közlenmiş ortaları. Bu arada fırınımı tekrar bir 150 dereceye açacağım. Biraz da içine kıymaları koyduktan sonra pişirip, çünkü üstüne en son kaşarı koyacağız. Demiştim 4 taneye, yani 2 patlıcana, 4 parça diye taktım 4 tane. 2 şişko patlıcana 250 gram kıyma kullandım. Biraz sulu olduğu için burada fazla görünüyor ama aslında fazla değil. Suları da olması ayrıca hiç sakıncalı değil. Patlıcanlarınız ne kadar şişko olursa o kadar lezzetli olacaktır diyebilirim. Evet, şimdi bir 10 dakika fırına atıyorum. Sonra da üzerine kaşar peyniri koyup bir 10 dakikada erimesini bekliyoruz. Ve de yemeğimiz hazır. Az sonra karşınızda olacak. Gördüğünüz gibi en son üstüne koyduğumuz kaşarlar da eridi. Neyi unuttuk? Patlıcanları o kadar güzel pişmiş görünce üzerine yeşillikler eklemeyi unuttuk. Ama olsun. Yine de eminim çok lezzetli. Tabii yeşillikleri koyarsanız daha da lezzetli olabilir. Size bunu tavsiye ediyorum. Şimdi tabağa alalım. Yanına da çok güzel tavuklu tavuk suyuna bir pilavı yaptım. Birlikte yiyeceğiz.